see you again after. Transportation, Secretary General of the President, Governor of Ankara, Mr. President, I'm very happy to be here in Ankara. This is not the first time we met the conferences. I'm very pleased with the new funding which we have joining me and that I have the opportunity to meet. This is the first time. Slovenya Cumhurbaşkanı Sayın Danilo Türk'ü ve beraberindeki seçkin heyet üyelerini Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii ayrıca soyadı Türk olan bir Cumhurbaşkanını Türkiye'de misafir etmek ayrıca bizim için bir mutluluk kaynağı. Dolayısıyla kendilerine ve heyetine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Sayın Türk'ün bu ziyaretiyle yaklaşık 15 yıllık bir sürenin ardından Slovenya'dan ülkemize Cumhurbaşkanlığı nezdinde ilk defa ziyaret gerçekleşmektedir. Bu da ayrıca bu ziyaretin önemini artırmaktadır. Kendisini ülkemize gerçekleştirmekte olduğu bu seyahate önem verdiğini biliyorum. Ben de aynı şekilde Sayın Türk'ün bu ziyaretine çok önem vermekteyim. Slovenya ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir işbirliğimiz vardır. Bu işbirliğinin daha da gelişmesine çok önem veriyoruz. Ülkelerimiz arasında fevkalade bir işbirliği vardır. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yaptığımız görüşmelerde hem baş başa hem heyetler arasında yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. Bugünkü durumdan hem siyasi hem ekonomik ilişkilerden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Daha da ileri götürülmesi için bu ziyareti bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Slovenya'nın seçkin iş adamlarıyla beraber gelmiştir. Bundan da büyük bir memnuniyet duydum. Ayrıca yarın İstanbul'da bir iş konferansı iş adamlarıyla, Türk ve Sloven iş adamlarıyla yapacaktır. Bunun da ekonomik ilişkilerimizin daha da gelişmesine faydalı olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Türk daha önce bulunduğu görevler ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Birçok uluslararası olaylara hep vakıf olan çok seçkin bir kişiliğe sahip bir kişidir. O bakımdan kendisiyle ikili ilişkilerimizin dışında Avrupa bölge konularında ele aldık. Gayet faydalı oldu. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde verdikleri destek için. Bu desteğin aynı şekilde güçlü bir şekilde devam edeceğinden bir kuşkumuz yoktur. Şüphesiz ki bütün Slovenya'nın bütün siyasi partiler, hükümetleri hep bu desteği vermişlerdir. Bundan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi burada paylaşmak istiyorum. Slovenya şu anda Avrupa Konseyi'nde Bakanlar Komitesi'nde başkanıdır. O bakımdan birçok konularda ayrı sorumlulukları vardır. Avrupa Birliği dönem başkanlığını çok başarılı bir şekilde yaptıkları gibi bunu da en iyi şekilde yapacaklarına
eminim ve bu süre içerisinde şüphesiz ki daha çok işbirliğimiz olacaktır. Dolayısıyla bu ziyaret önemli bir ziyaret olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanlığa, değerli heyetine bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Ankara'da bulunmaktan ne kadar memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu Türkiye'ye yaptığım ilk resmi ziyaret olacak. Bildiğiniz gibi kendimi evimde hissediyorum Türkiye'de. Başka vesilelerle Türkiye'de bulunma fırsatım oldu ve Slovenya Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'de bulunmaktan ve gerçekten bu çok sıcak misafirperverlikle karşılanmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Slovenya'da Türkiye'nin başarılarına karşı, ekonomik başarılarına karşı ve aynı zamanda hukuki ve yasal reform süreci, demokratik alandaki gelişmeler konusunda ve uluslararası rolü konusunda çok büyük bir saygımız var Türkiye'ye karşı. Biliyorsunuz Slovenya, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecini desteklemekte ve bu desteği gerçekten çok aktif bir biçimde 2008 yılının ilk 6 ayındaki başkanlık dönemimizde de ineledik ve tekrar gündeme getirdik. Biz bu projenin çok önemli bir proje olduğuna inanıyoruz ve Avrupa Birliği'nin gerçekten Türkiye'nin yapacağı katkılardan inanılmaz derecede yararlanacağına inanıyoruz. Bu katkılar tabii ki Avrupa Birliği üyesi olarak Türkiye'nin getirebileceği artıları da altına çizmek istiyoruz. Aynı zamanda ikili ilişkilerimize de çok büyük önem atfediyoruz. Gerçekten mükemmel diyebileceğimiz seviyede bir işbirliğimiz var. Siyasi işbirliğimiz çok yoğun bir biçimde düzenli olarak temaslar halinde devam ediyor. Aynı zamanda çok iyi bir ekonomik ilişkimiz de gerçekleşmekte ve çok büyük ümitler vaat ediyor bu ilişki. Farklı seviyelerde özellikle malların ticaretinde çok iyi bir seviyeyi yakaladık. Ancak daha fazla şeyler yapılabileceğine inanıyorum yatırım. Hizmet sektöründe, turizm alanında ve lojistik çalışmalar alanında örneğin limanlarımızın bağlantı bir şekilde kurulabilmesi, demir yollarının bir bağlantıya kavuşulabilmesi gibi alanlarda da yapılabilecek çok şey olduğuna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi beraberimde Slovenya'dan bir grup iş adamıyla birlikte bu ziyarete başladık ve bu ziyarete öncelikle başladığımda özellikle Türkiye'ye yapacak olduğum ziyaret konusunda nasıl bir ilgi göreceğimi merakla bekliyordum. Ancak hemen ilk başta 60 ayrı firmada bu ziyarete katılım konusunda bir istek ve bir talep geldi. Ve bu çerçevede İstanbul'da bir iş konseyi düzenlenmesine karar verildi. İkili ilişkilerimiz gerçekten çok iyi, daha iyi olabilir tabii ki ve daha iyi bir seviyeye geliştirebilir. Bu konuda da çok ümitliyiz. Aynı zamanda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki rolünü de çok büyük önemle atfediyoruz. Bu konudaki çalışmaların gerçekten çok yaratıcı ve çok yapıcı bir tutumla Türkiye tarafından gündeme getirileceğini düşünüyoruz. Türkiye özellikle bu bölgedeki gelişmeler konusunda bu yapıcı tutumunu uluslararası işbirliği ve istikrara çok önemli bir katkı olarak getirecek. Türkiye çoğu zaman arada olan bir ülke olarak değerlendirilir. Hatta bir orta saha oyuncusu olarak değerlendirilir. Türkiye bu anlamda Balkanlarda, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da ve birçok bölgede bu orta saha oyunculuğunu göstermiş durumdadır. Ve bence uluslararası topluluk bu konuda Türkiye'ye müteşekkir olmalıdır. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Slovenya ve Türkiye Medeniyetler İttifakı konusunda da çok yakın işbirliği içindedir. Türkiye'nin ve İspanya'nın 4 yıl önce bu girişimini çok büyük bir destekle karşıladık. Bu süreç bir dizi konferanslar şeklinde gerçekleşti. Bunlardan en sonuncusu biliyorsunuz Nisan ayının başında İstanbul'da gerçekleşti. Biz bu süreci desteklemeye devam edeceğiz. Kendi ulusal programımızı bu çerçevede oluşturduk ve bu konuda da yapılabilecek çok şey olduğuna inanıyoruz. Slovenya yeni bir üniversite kurdu. Bir Avrupa Birliği Akdeniz Üniversitesi Slovenya kıyısında Portoroş'ta kuruldu. Bu üniversitenin gerçekten çok önemli bir buluşma noktası olabileceğine inanıyoruz. Bilim adamları, öğrenciler ve akademisyenler ve birçok farklı alanda Akdeniz ülkeleri arasında bir diyalog konusunda çalışabilecek herkesin burada hem kültürel hem de birçok farklı alanda bilgi alışverişinde bulunabileceğine inanıyoruz.
Bu ziyaret gerçekten bizim geleceğe odaklandığımız bir noktaya denk geliyor. Farklı fırsatları değerlendirebileceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. Evet, sorularınız varsa buyurun. Efendim, önce konuk Cumhurbaşkanı'na sormak istiyorum. Evet, Türkiye'desiniz ve soyadınız Türk. Bağlarınız var mı Türkiye ile ilgili? Geçmişinize dair bir araştırma yaptınız mı? İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanım, size yöneltmek istiyorum. Hakkınızda Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bir karar vardı. Bu hukukçular arasında da tartışma yarattı. Ve bunun ardından dünkü bazı gazetelerde zamanlamayla ilgili soru işaretleri gündeme getirildi. Siz zamanlamasının, mahkemenin kararının zamanlamasının ilginç olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuyu yargıyla görüşecek misiniz? Okay, since the first question is put to you, Mr. President. Sure. This is a question which is often asked, so I have obtained some degree of experience in responding to it. The name Turk is not so uncommon in Slovenia, although the variety with the two dots above the letter U, the umlaut, that's not so common. But it shows that there has been a great deal of interaction in our part of the world in the past. You have to understand that in the old days, there were two great empires in Europe. One was the Habsburg Empire and the other was Ottoman Empire, and everything that came from the Ottoman Empire was seen as Turkish, irrespective of the actual ethnic and other definitions. So I think that it's quite natural and quite common that this name exists, and it exists not only in Slovenia but also in Austria, Germany and other places, exactly the same version as my last name. But of course what is more interesting is that in Slovenia 68% of the voters voted for me. In other words, this shows that this is a name which is positive, which is well appreciated, and which also shows a degree of openness of our society. Although we have in our society other ethnic names as well, you have to know that there are people with last names who would suggest Italian, German, Russian, or other ethnic backgrounds. So this kind of names are not uncommon. You also asked about the court case, and I guess that President Gül will have the details for you as an answer to the question. Sayın Cumhurbaşkanı, son günlerde bir iç politikayla veyahut da Türkiye içinde bir mesele var. Bununla ilgili bir soru soruldu. Ona da cevap vermek istiyorum. Ümit ediyorum ki you don't mind this. Şimdi bu söylediğiniz konu ile zamanlamayla ilgili dediniz. Buna bir şey söyleyemem doğrusu. Yani zamanlamayla ilgili hangi bir şey söylersem polemik söz konusu olur. Dolayısıyla hiçbir şey söylemek istemem o konuda. Yalnız şunu hatırlatmak isterim. 10 yıl önce o zamanki Refah Partisi, o zamanki Refah Partisi'nin 10 üzerinde bildiğim kadarıyla genel başkan yardımcısı vardı. Ben de dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Ve mali konularla, para işleriyle hiçbir yetkisi ve sorumluluğu olmayan bir kişiydim. Ama bu konu daha sonra mahkemelere taşındı. Mahkemeler neticede partinin genel sekreteri dahil olmak üzere bütün genel başkan yardımcılarını ve hatta mali işlerden sorumlu genel muhasibini bile bu işlerden sorumsuz buldular. Yani beraat ettiler. Ben o zaman protokol listesinde bile en sonda gelen kişiydim ve hiçbir şekilde para işleriyle de ilgisiz bir kişiyim. Ama milletvekili olduğum için biliyorsunuz herhangi bir şekilde benimle ilgili yargılanma söz konusu olmadı. Hatırlarsanız ben bakanken, başbakan yardımcısıyken, dışişleri bakanıyken bile bu konu meclis komisyonlarına geldiğinde bizzat gidip
bu konuyla ilgili dokunulmazlığımı kaldırabilirsiniz, kaldırın teklifinde bulunmuş bir kişiyim. Ama o günkü şartlarda dokunulmazlığa farklı bakıldığı için bu gerçekleşmedi. Yalnız buna ilaveten şunu da hatırlatmak isterim ki, dokunulmazlık, milletvekilliği dokunulmazlığı hukuk davalarında geçerli değildir. Dolayısıyla hukuk davası o zaman diğer genel başkan yardımcıları ile birlikte benim için de açıldı. Hatta mal varlığıma tedbir getirildi. Dolayısıyla bu dava yapıldı ve neticede bu davada hiçbir sorumluluğumuz olmadığı için bu dava reddedildi. Şimdi önce bunları size bir hatırlatmak istiyorum kamuoyuna da. Sonra bugünkü tekrar bu konunun bu şekilde gündeme getirilmesiyle ilgili şunu söylemek isterim. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı makamı Türkiye'nin en yüce makamıdır. Ve Cumhurbaşkanı Türkiye'nin birliğini, beraberliğini ve bütün Türk milletini temsil eder. Benim tek açıkçası kaygım, Cumhurbaşkanlığı makamının dokunulmazlığı var mı yok mu tartışmalarıyla bu makamın zedelenmemesidir. Çünkü bunların yansımaları Türkiye içinde görmezsiniz. Türkiye dışında çok daha farklı şekilde yansır. Türkiye'nin itibarıyla ilgili konulardır. Ama şunu da söylemek isterim ki, hukuki prosedür neticelendiğinde eğer şayet bazılarının iddia ettiği gibi bir durum ortaya çıkarsa, bu konuda yargılanmaktan şahsım adına benim hiçbir şüphem, tereddüdüm yoktur. Bunu da size açıkça ifade etmek isterim. Bu konuyla ilgili herhangi bir endişe duymadığımı da açıkça söylerim. Eğer bu hukuki prosedür neticelenir ve bunun neticesinde bazılarının iddia ettiği gibi bir netice de ortaya çıkarsa, o zaman tekrar söylerim, şahsım adıma herhangi bir kaygım, herhangi bir endişem söz konusu değildir benim. Bunu açıkça bütün kamuoyuyla paylaşmak isterim. Ve bu konuyu da burada açıkçası kesmek isterim. Başka sorularınız varsa cevap vereyim. Avrupa Birliği'ne katılım süreci ve müzakerelerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Dün Brüksel'de daha fazla sayıda Avrupa lideri Almanya'ya ve Fransa'ya bu konudaki taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı ve 2005 yılında Avrupa Birliği'nin bütün üyelerinin müzakereler başlanması süreciyle ilgili kararın altına imza attıklarını hatırlattılar. Bu konudaki yorumlarınızı alabilir miyiz? Türkiye 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başlamıştır ve oy birliğiyle tabii bu karar alınmıştır. Dolayısıyla bugün yükselen bazı sesler, bazı devlet adamlarından çıkan sesler, Avrupa Birliği'nin hukukuna, Avrupa Birliği'nin bütün bu müktesebatına aykırı şeylerdir. Ve şimdiye kadar alınan kararları, şimdiye kadar atılan imzaları adeta tanımamak, bunlar bilinçli bir şekilde değil de bunlar bir aldatma için atılmış imzalar gibi bunları karşılamaktır ki bu Avrupa değerleriyle Avrupa değerlerine yakışmaz bu tip davranışlar. Atılan imzalara sadakat söz konusudur ve Avrupa Birliği hukukuna, müktesebatına yine saygı söz konusu olması gerekir. Ayrıca bir de şöyle sorumluluğu var tabii bütün devlet adamlarının, neticede kamuoylarını olumsuz yönde etkilememek gibi bir sorumluluğu da vardır. Türkiye kendi üstüne düşenleri yapmakta kararlıdır. Müzakere süreci içerisinde Türkiye iş yapacaktır. Türkiye reformlarına devam edecektir. Avrupa Birliği de takip edecektir. Sonunda Avrupa Birliği'nin komisyonu Türkiye müzakereleri başarıyla bitirdi. Türkiye tam üyeliğe hazır dediğinde esas soru o zaman sorulacaktır. Ki bazı ülkeler referanduma gitme kararı almıştır. O zaman halkları karar verecektir. Doğrusu o zaman alınacak kararları saygıyla karşılarız. Ama bugün müzakere süreci içerisinde Türkiye kendisinin transformasyonu niteliğindeki bu reformları yaparken zorluk çıkartmak, istikameti şaşırtmak,
şüpheler ortaya atmak, bunu Avrupa değerleriyle de yakıştıramıyorum. O açıdan bu konu tabii ki bizleri üzmektedir. Ama memnuniyet verici olan bir şey şudur, bu tip sesler yükseldiğinde Avrupa'nın içerisinde çok daha güçlü karşı sesler çıkmaktadır. Ve bu tip söylemleri yapanlara benim demin söylediklerimi hatırlatmaktadırlar. Bu yaptığınız doğru değil diye. Türkiye bu süreçte kararlıdır. Demin söylediğim gibi üstüne düşenleri bitirecektir ve bitirdikten sonra da esas kararı o zaman alınacaktır. Ben her iki cumhurbaşkanına da bir soru sormak istiyorum. Sizce bu Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde gelecekte Slovenya'nın rolü ne olacaktır? Almanya'nın ve Fransa'nın bu kadar güçlü bir itirazına rağmen Slovenya'nın rolü ne olacaktır? Ben bu itirazın geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin geleceğine daha uzun vadeli bir perspektifle, daha stratejik bir perspektifle bakması gerekiyor. Eğer bu noktadan hareket edecek olursak, çok açık ve net bir şekilde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne getireceği katkıları görmemiz gerek. Sadece ekonomik potansiyeli açısından değil, ama aynı zamanda stratejik konumu ve diplomatik ve siyasi rolü itibariyle bu katkıyı göz ardı edemeyiz. Bu birçok Avrupa Birliği ülkesinin zaten gördüğü bir gerçek ve diğer ülkeler bunu giderek daha iyi bir biçimde değerlendirme fırsatı bulacaklar ve biz zaman ilerledikçe bu konuda daha fazla sayıda bir destek olacağını düşünüyoruz. Tabii ki biz bu noktada oluşabileceklerin hangi noktaya geleceğini tahmin edemeyiz. Ancak tabii ki geçmişte yapılan taahhütler var ve bunlar işin temelini oluşturuyor. Türkiye çok iyi bir biçimde ilerliyor. Tabii ki problemler var ama gerçek anlamda bir ilerleme var ve Türkiye üyelik kriterlerini gerçekleştirme yolunda çok ciddi adımlar atıyor ve bu adımların da kesinlikle göz ardı edilmemesi gerek. Zaman içerisinde bazı ön yargılar olacaktır ve bu ön yargıları aşmaya çalışacağız ve giderek Türkiye'nin stratejik değerinin tam anlamıyla tüm ülkeler tarafından tanınacağına inanıyoruz. Biz Avrupa Birliği'nin bu yönde ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Müzakere sürelerinin aslında doğasına çok aykırı değil bu tip şeyler. Ama bunların ölçüsü çok önemli. İngiltere'nin, İspanya'nın, onlar gibi büyük ekonomisi, büyük nüfusu olan ülkelerin müzakere sürecinde de bu tip zorluklar hep olmuştur. Tekrar söylemek istiyorum. Önemli olan şey atılan imzalara sadakat göstermektir. Önemli olan Avrupa değerlerinin en başında bu gelmektedir. Üye olmak için uğraşan ülkeye de süratli bir şekilde üstüne düşenleri yapmak gerekmektedir. Bunlar her zaman değişir. Değişik konjonktürler, siyasi konjonktürler vardır. Zaman zaman ülkelerin kendi seçimleri vardır. Zaman zaman Avrupa Parlamentosu için yapılan seçimler vardır. Ve maalesef bunlar zaman zaman iç politik konulara da alet edilmektedir. Biz Türkiye olarak bunları böyle görüyoruz. Bunlara takılmıyoruz. Biz kendi yolumuzu bakıyoruz. Kendi üstümüze düşenleri yapmakla meşgulüz. Ama bu tip söylemleri duymaktan da tabii ki Avrupa adına üzülüyoruz. Okay. Thank you.